Neslihan. Ace geliyor Neslihan'dan. Çok iyi servis Neslihan. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bundan önceki videoma gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Artık her hafta Cuma günü yetişebildiğimiz ölçüde yeni yeni videolar, yeni yeni konseptlerle beraber olacağız. Bugün de ne yapalım dedik. Oturduk arkadaşlarla düşündük. Dedik ki benim şu eski editlerimi izleyelim. O çok izlenen, fenomen olan saçma saçma hareketlerimi baştan inceleyeceğiz. Bence başlayabiliriz. Yani şöyle, işte bu videom zaten çok uzun zamandır YouTube'da dönüyor. Bu maçla ilgili tek hatırladığım zaten bu. Yani Dominik Cumhuriyeti maçıydı. Milli takımda. O zaman challenge yok. Şimdi gençler çok şanslı. Challenge var. Burada tamamen hakemin şeyine maruz kalıyoruz. Hakem ne karar verirse. Burada hani challenge olsaydı eğer, bunun challenge kamerasına bile gerek kalmadan canlı yayında kızın ellerinden böyle gittiğini görebilirdiniz. Yani o yan açıdan bile eline değdiği gözüküyor ve ayrıyetten de parmak sesi çıkıyor pat diye. Hakem dedi ki yok elden değil, ben de hani yani gerçekten mi? Çünkü inanamadım bu karara. Bunu hani herkes televizyondan izleyen, annem, babam, arkadaşım, herkes hani elden gittiğinin farkında. Orada öyle saçma bir şey yaptım ya. Maç izliyor musunuz acaba? Hani burada mıyız hep beraber? Çünkü başka türlü bu maç bitmez yani. Ondan sonrasındaki ralliyi de hatırlıyorum. Ondan sonrasındaki rallide gene bu sefer hiç bloğa dokundurmadan direkt sayı almıştım galiba. Ondan sonra dönüp gene kadına bir şeyler söyledim. Bak gördün mü diye. Yani sen istediğin kadar izleme maçı ama ben izlettiririm tarzında. Bir saçmalıklar yapmıştım yani. Bunlar oluyor. Genciz tabii. O zamanlar kanımız deli akıyor. Önüne geçemediğimiz bazı hareketler diyeyim. Siz yapmayın çocuklar. Bizde hakemlere itiraz ettiğin zaman özellikle o dönemde, benim oynadığım dönemde sarı kart bile karşı takıma sayı olarak geçiyordu. O yüzden çok fazla da uzatamıyorsunuz. Yani hakem ne derse o oluyor. Hani bir hakem yüzünden de maç kaybetmek voleybolda çok zor. Çünkü her şey bir sayı ve hani kurallar çok net belli. Yoruma açık çok fazla şey yok. Ancak hani insani olarak, burada da mutlaka hakemin de insani olarak görmedi. Bu tarz küçük hatalar olabiliyor ama hani hakemin skora etkisi çok büyük değil. O yüzden siz böyle yapmayın. Benim gibi. Şimdi de sıradaki videoya geçelim. Bakalım burada neler yapmışım. Çok iyi izlediğiniz zaman. Noktaya kullanabiliyor servisini. Mariner muazzam servis. Bu videoda da dikkatimi çeken en büyük şey bayağı gençmişim. Yani saçlarıma beyazlar düştü. Ya yani güzel, servis voleybolda çok önemli bir şey ve voleybolda tek başınıza yapabildiğiniz tek eylem. Onun dışında hep başkalarına bağlı. Ve hani voleybolda şöyle bir şey vardır, çok takım sporu olduğu için ve takım sporundan öte de yani yanındaki arkadaşın manşet almazsa, pasörün sana iyi pas atmazsa skor üretmek zordur. Hani yani futbolda belki mümkün değil ama kural olarak yapabilirsin. Bir kaleden bir kaleye alıp topu kendi başına skor üretebilirsin. Hani basketbolda da eğer yeterince hızlıysan ve şeysen gene tek başına topu alıp sürükleyip skor üretebilirsin. Ama voleybolda maalesef öyle bir şey yok. O yüzden de bizde şeydir yani mevzu, hata yaptığın zaman işte manşet kötüydü, pasör kötü pas attı deyip işin içinden sıyrılabilirsin aslında ama servis işte burada. Orada tek başınasın. Topu da kendin atıyorsun. Karşıda rakibin de seni bekliyor. Tek oradaki, tek yalnız kaldığın an orası. O yüzden servisi iyi kullanan biri ve özellikle moladan sonra hata yapmayan voleybolcuların hastasıyım ben. Çünkü iyi oyuncudur. Kalitesini gösterir. Ben de servis atmayı, servis kullanmayı çok seven bir oyuncuyum. Burada da üst üste olmasa da bir maçta 6 ace. Özellikle smash serviste bir de riskli bir servis. Kolay değil. Aferin. Bana. Şey oluyor, ben smash serviste şeyden korkuyorum. Filede falan da kalabiliyor ya. Hı hı. Kendi yarı sahandaki takım arkadaşını da bayağı vurabilirsin ya. Vurdu. Vurmuşluğunuz var. Bunlar var. Yani vurabiliyorsunuz. Var bayağı yani. Ben bir tane arkadaşımı vurmuştum yani. Kısa atayım diye düşündüm. Fazla kısa atmışım. Arkadaşımı vurdum yani. Hani şeyde de oluyor yani. Karşı sahadaki rakibi de vurabiliyorsun. Benim çok
Yani çok vurdum öyle arkadaşımı. Yani bir kere de hakem bulmuştum. Hakemi değiştirdiler. Kadıncağız devam edemedi. Elimin ayarı yok diyebiliriz. Ya bizim tabii böyle haftalık programlarımız, şeylerimiz oluyor. Ekstra çalıştığımız anlar da oluyor. Ama hani voleybolcu olmak gerçekten çok büyük bir sabır işi. Çünkü gerçek anlamda müsabaka, rekabet ortamına ulaşabilmen için çok fazla tekrara ihtiyacım var. Çünkü bir sürü temel teknik hareket var. İşte pas, manşet, blok, smaç, bunlar uzun sürede elde edilen özellikler. Hani ne bileyim basketboldaki gibi gidip şimdi biz senle Rana ile biz gittik atışabiliriz. Herhangi bir yeteneğe, tekniğe, bir şeye çok fazla ihtiyacın yok. Biz orada sende iddiaya girip rekabet ortamı oluşturabiliriz. Ama voleybolda biraz daha bu rekabet ortamına ulaşmak için biraz tekrar gerekiyor. Yani hani şimdi insanlar benim bu kariyerimin bu şeyine şahit oldular. Ama öncesinde belki de 10 bin saat çalışma var oraya gelene kadar. Hani bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü biz bir anda milli takım oyuncusu diye çıkmadık. Yani bunun işte genç milli takım var, yıldız takım var, küçük takım var. Bir sürü maç, bir sürü antrenman. Ondan sonra bu seviyeye geliyorsun. O yüzden benim tek söyleyebileceğim şey, özellikle de ben de bir ergen annesi olarak yeni Z kuşağı birazcık sabırsız. Yani böyle istiyorlar ki hemen olsun. Ama maalesef hiçbirimiz öyle bir anda olmadık, olmayacak da kimse. Ne kadar çabuk kabul ederlerse o kadar fark yaratırlar diye düşünüyorum. Bu sakatlık zaten profesyonel eli sporculuğun bir parçası. Yani burada da bir bilek burkulma anı. Şöyle ben bir araştırma okumuştum voleybolla ilgili. Dünya üzerindeki en travmatik sporlardan biri sakatlık anlamında. Çünkü şunu da öyle, yani bunu da öyle değerlendirmişler. Temas yok aslında. Rakibinle hiçbir temasın yok. Ama ona rağmen sporcular çok büyük sakatlıklar yaşayabiliyor. İşte bizde en çok yaşanılan sakatlıklar bilek burkulması. Karşı sahadaki oyuncunun ayağına basıp biraz önce burada olduğu gibi. Onun dışında çok fazla omuz sakatlığı, tekrara dayalı bir spor olduğu için omuz sakatlığı, bel sakatlığı, ya her türlü sakatlığı, ön çapraz yaralanmaları falan, bunlar çok zor. Yani mesela bu şeyi ben hatırlıyorum, burada karşı rakibin bloktan düşerken ayağına bastım ve bileğim döndü. O an çok fazla bir acı hissediyorsunuz çünkü hani bunda daha sonra yıllarca o kadar çok bileğimiz burkuldu ki kemikler birbirine vurduğu için çok büyük bir acı hissediyorsun ama ben bunu hatırlıyorum. Burada ben bandaj yaptırıp devam etmiştim. Ha, ertesi gün ayağım şişmişti, morarmıştı, şey olmuştu ama o adrenalinle aslında devam edebiliyorsunuz. Ben eklem sakatlıkları bir şekilde iyileştiğini düşünüyorum. Birçok kastan yardım alarak çeşitli tedavilerle, güçlendirmelerle eklem sakatlıkları. Ama kas sakatlıkları, kas yırtılmaları, bunlar gerçekten insanı hayattan bezdiriyor yani asla. Bir Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce quadricepsimde bir küçük bir strain dedikleri bir şey olmuştu. Yani yürüyemiyorsunuz. Bırakın koşmayı, sıçramayı ve hedef turnuvamız var Avrupa Şampiyonası. O kadar çok hani her gün kalkıyorsunuz başka bir umut. Bugün belki geçmiştir, belki bugün daha iyi hissederim. O yataktan kalkıp bugün belki daha iyi olur diyorsunuz ve bir kalkıyorsunuz yok. İki göz iki çeşme ağlıyordum mesela. Ama sonrasında gerçekten bir gün kalktım ve geçmişti. Onu yaşamak da insanı olgunlaştırıyor diyebilirim. Çünkü tek yapmayı bildiğiniz şey bu. Ve bu bir size bağlı olmayan bir şeyden dolayı elinizden alınıyor. Bu çok yaralayıcı olabiliyor ama bir taraftan da insanı çok büyütüyor. Çok daha dikkatli oluyorsunuz saha içinde. Kolay değil yani. Ben zaten sakatlık yüzünden voleybolu bıraktım. Yani omzum sakattı ve artık hani dayanılmayacak noktaya bir... Hangi doktora gitsem ameliyat diyordu. Ama omuz da çok hareketli, tam dönebilen tek eklemimiz olduğu için geri dönüşü 1,5-2 sene. Psikolojisi çok zor yani ama ben hani omuz sakatlığımı yaşadım. Kaç yıl olduğunu şu an tam hatırlamıyorum ama 4-5 sene gerçekten güçlendirmelerle, ameliyat demelerine rağmen güçlendirmelerle, manuel terapiler, işte artık ne bileyim okunmuş sular, çörek otları falan filan her şeyi bir arada toplayıp bayağı 4-5 senede ağrısız bir şekilde oynadım. Ama neden bıraktım dersen de artık bu. Çünkü zaten çok yoğun bir tempo, voleybolun temposu çok fazla. Çok fazla turnuva, çok fazla maç, cumartesi çarşamba, cumartesi çarşamba. Ve sürekli özel olarak çalışmanız gerekiyor. Zaten takımla 2-2,5 saat her akşam antrenman, sabah
fitness'ınızı yapıyorsunuz. Sabah ayrı egzersiz, akşam ayrı egzersiz. Belli bir noktadan sonra insan yoruluyor. Zihnen de yoruluyor. Bu artık geçmeyecek mi, geçmeyecek mi, geçmeyecek mi diye. Ama yani güzel, geçiyor. Şimdi mesela hiç omzum hiç ağrımıyor. Herkes beni çok cesur bir şey olarak görürdü. Hani herkes çok cesur, 24-24'te risk alır, onu yapar. Yok, ben çok korkuyordum. Yani gerçekten çok korkuyorum. Bacaklarımın titrediği anları bile hatırlıyorum. O 24-24'te servise gidiyorum mesela. Bacaklarımın bağı çözülebilecekmiş gibi. Ama diyorum ki hani kaçışın yok yani, kaçamayacaksın. Atacaksın yani. Hani kaçamazsın şu an, hani ya düşüp bayılıp hani ay bana bir şeyler oluyor demedikten sonra bunu yapmak zorundasın. Gidiyordum oraya, atıyordum ya Allah deyip artık. Ondan sonra beni herkes cesur zannediyor. Aslında ben cesurmuş gibi yapıyordum. Herkes de öyle zannediyordu. Yani bunu herkes bence yapmalı. Cesur değilseniz bile öyle davranın. Kimse aradaki farkı anlamıyor gerçekten. Diyecek bir şey var ama herkes hakkında yalan ediyor. Bak şuna bak. Allah aşkına. Bu ne ya? Ya bu nedir ya Allah aşkına ya? Geride bir omuz, iki diz. İki bilek falan bıraktı herhalde yani. Ben burada konuşacak bir şey bulamadığım için galiba ağlamaya başlamışım. Yani çok bir insan bu kadar kötü ağlamamalı. Bu ağlamamı keşke önceden çalışsaydım. Çok kötü yani gerçekten. Ben bu her karşıma çıktığımda utancımdan yani bu kadar da ağlanmaz diyorum. Yani tabii ki de hani bir insan 12 yaşından beri yaptığı ve her gün yaptığı bir şeyden bile isteye uzaklaşması çok zor. Aslında hani bir bağımlılık tedavisi gibi bir şey oluyor bu. Tabii ki de çok üzücü. Beni en çok şaşırtan şey burada bırakırken, veda ederken voleybola. Yarın ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü hani sizle de oturuyoruz mesela. Neyse şu gün çekim yapalım. Buyurun programım bu. Bugün mesela programım var. Hayatım 25 sene boyunca öyle bir programla yaşamış bir insan. Bıraktıktan sonra ertesi gün ne yapacağım? Hani kaçta kalksam, kaçta kalkmam lazım? Çünkü sürekli birileri bana ne yapmam gerektiğini söylemiş. Ertesi gün... Çok komikti. Benim en yakın arkadaşım voleybolcu Nilay benim vedama Bükreş'e gelmişti. Beraber döndük onunla İstanbul'a o akşam. Oturduk, sohbet ettik. Sabah kalktık. Arkadaşımın hamile olduğunu öğrendik. Yani o kadar karmaşık bir duygulardı ki hani bir insanın hayatında bir dönem kapandı. Benim hayatımda bir dönem kapandı. Onun hayatında yeni bir dönem açıldı. Aslında aynı adrenalini azaltarak gittik diye birden kesmedik yani. Çünkü hani arkadaşımın hamile olduğunu hiç o da düşünmüyordu. Hiç aklında öyle bir şey yoktu. Benim de öyle bir şey olabileceğine dair bir siyal yoktu. Onun adrenaliniyle bir iki gün idare ettim. Güzel bir geçiş oldu yani. Ay ne yaparız, nasıl bebek işte yaşasın falan, eşine haber verdik falan. Çok aslında güzeldi ertesi günün. Sonrası tabii büyük bir boşluk. Yani sabah kalkıyorum, biraz burada oturayım. Bir kahve içeyim diyorum. Salona gidiyorum. Sonra çıkıyorum balkona. Biraz da burada oturayım. Hani yapacak bir şey bulamıyorum. Çünkü gerçekten hayatınızın 25 yılı boyunca sadece voleybol oynayıp hiçbir hobinizin olmaması, oradan oraya kırlent gibi bir yerde oturuyorsunuz yani. Birazcık da burada oturayım. Birazcık da şurada oturayım. Ama sonradan alıştım. Ve zaten 1-2 sene bu duruma katlanmak durumunda kaldım. Sonra tekrardan çalışmaya başladık. Bugünlük benden bu kadar. Lütfen kanalıma abone olun. Yani olmayı unutmayın falan demeyeceğim. Lütfen olun artık yani. Ben bunu daha nasıl anlatayım size? Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.